Sağ olsun herkese Allah onun gibi bir evlat nasip etsin. Babası için çok uğraştı, çok çaba sarf etti. Elinden gelen her şeyi yaptı. Biz de hep onun yanında olduk. Nasıl başkanımızın yanında olduğumuz gibi. Başkanımız Galatasaray camiasına çok büyük hizmetler verdi. Biz inanıyor ve biliyoruz ki yaptığı bu hizmetler giderek önümüzdeki günlerde, yıllarda çok daha iyi anlaşılacak. Bugün başkanımızın vefatından itibaren kamuoyundan aldığımız tepkiyi, bütün spor kamuoyu ve ülkemizdeki gerek ekonomik gerek siyasi çevreler hepsi bizim yanımızda yer aldılar. Bunlar bizim acımızı biraz hafifletti. Bu anlamda herkese çok teşekkür ediyoruz. Ben sözü oğlu Sarp'e bırakıyorum saygılarımla. Ben sadece babamı değil, rehberimi kaybettim. Hayatta her şeyi açık, net konuşabildiğim, danışabildiğim, benim yol göstericimi kaybettim. Keşke elden daha fazlası gelseydi. Yeşim hocamın dediği gibi sürece başladığımızdan beri yaklaşık 17-18 aydır olan bu süreçte müthiş bir mücadeleyle geçti. Müthiş dirayetli davrandı. Tabir caizse bir evlada nasıl baba, baba çünkü dağ. İnsan babası hiç ölmeyecek zannediyor. Nasıl bir evlada hastalık süreci yaşatılır, nasıl öğretilir ona da hazırladı. Ben keşke elden fazlası gel. Ben canımı feda etmeye hazırdım. Çok istisnasız hazırdım. Canım fedaydı. Ama buraya kadarmış. Saat 5:30'dan beri bir süreç içindeyiz. Bu sürede arayan, soran, bazı açamadığım telefonlar var maalesef. Herkesten teker teker özür diliyorum. Ama o insanların dualarını ve başsağlığı dileklerini de ailece kalbimizde hissettiğimizi bilmenizi rica ederim. Başımız sağ olsun. Türk milletinin, Galatasaray camiasının, onu sevenlerin başı sağ olsun. Ben babamı hiç unutmayacağım. Unutamam. Benim kahramanımdı. Ama onu öyle gören, Anadolu'dan gelen, Gaziantep'in Nizip ilçesinden çıkıp bana göre muazzam bir o bölgeye de oradaki gençlerimize de bir heyecan katacak bir başarı hikayesi. Mekanı cennet olsun. Allah hepimizin de sabırlar versin. Herkese çok teşekkür. Thank you.